Bir önceki derste başladığımız villanın devamını getireceğiz. Evet. Projemiz şu anda o halde ve bazı eksiklikleri var. Onları tamamlayalım. Öncelikle burada ikinci katta pencerenin üstünden ve bu şekilde hareket eden ve tüm dört bir cepheyi kaplayan bir söve var. Onu hemen modelleyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi pencereden belli bir miktar uzaklıkta dört bir tarafa devam etmekte. Aynı zamanda pencerelerin kenarında ayrıyeten bir de söve mevcut. Hemen onu modellemeye başlayalım. Söveden başlayalım. Bunu geçici olarak gizleyelim. Hatta sadece duvarlar kalsın. Bunları seçip hadi onu selektifleyerek bunu da seçelim. Diğerlerinin gizlenmesini sağladım. Sadece duvarlar kaldı. Hemen başlayalım. Sövelerden başlıyoruz. AutoGrid'i açtım. Buraya bir çerçeve oluşturdum öncelikle. Daha sonradan line aracıyla buraya da bir tane oluşturuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey AutoGrid'in açık olması ve Z'nin şu duvara dik olması. Yoksa istediğimiz gibi çalışmaz. Bu çizdiğimi, son çizdiğimi sağdaki pencereye de kopyalıyorum. Evet, Snap 3'ü açalım, daha iyi olacak herhalde. Evet, aynı şekilde dikkat edin, Z duvara dik durumda. Bunların hepsine birer tane çizdim. Evet. Şimdi bu çizdiğim çizgilerin daha iyi görünmesi için sağa doğru taşıyacağım. Yani taşımak zorunda değiliz ama daha iyi algılansın diye sağa doğru taşıyorum. Bunların hepsini birbirine ekleyeceğim. Bunlardan herhangi bir tanesini seçip ataç aracıyla birbirine ekledim. Tüm noktaları seçip herhangi bir noktaya da sağ tıklayıp corner yapıyorum. Evet. Spline moddayken tüm spline'ları seçip 10 santim kadar outline uyguluyorum. Şimdi yönlerini farklı yönde çizmiş olduğumuz için kimisi içeri doğru, kimisi dışarı doğru çizgi oluşturmakta. Bunu teker teker yaparak çözelim. 15 santim yapalım. Bunu mesela -15 yapmamız gerekiyor. Bunların hepsini aynı yönde çizmiş olmamız lazım. Evet. Ama -15 girerek dışa doğru oluşmasını sağladık. Evet. Sövelerde gördüğünüz gibi bir de şöyle birleşimler var. Tabii onu yapmadan önce geri alıyorum. Yandaki ve arkadaki pencereleri de düzenleyelim. Onlara da söve ekleyelim. Yine Z duvara dik oldu.
Aynısını burada kopyalayalım. Şimdi duvarları gizleyeceğim ki çizdiğim çizgiler daha iyi görünsün. Evet. Şimdi her bir cephedeki çizgileri kendi içinde birbirine ataşlayacağım. Bunu yapmak için yine Modify penceresine geçeceğim. Şurada rectangle ile çizdiğimiz için bunu convert edip editable spline'a çevirmemiz gerekiyor. Çevirdikten sonra ataşlayarak bunu birbirine ekledik. Her yüzeyde kendi içinde birbirine ekleyeceğiz. Evet, şunu da yapalım. Yine nokta modunda bunların hepsini corner yapsak daha iyi olacak. Evet. Şimdi spline moduna geçip yine 15'er santim outline uygulayalım. Evet, hepsi dışa doğru attı. Bunu da 15 santim yapalım. Bu içeri geldiği için bunu -15 yaparak düzeltelim. Evet, son olarak bunu da geri alıp -15 yazalım. Evet. Şimdi her birini seçip Modify List'ten bir miktar extrude uyguluyorum. Sanırım 10 santim kadar yeterli olacak. Hadi 15 yapalım. Evet. Material editörümüzü açalım. Evet, adında yeni bir malzeme oluşturup rengini beyaz yapalım. Evet. Şimdi bunları şuradakileri seçip olması gereken yere taşımam gerekiyor. Şu köşeden yakalayıp evet. 15 santim acaba fazla mı oldu? Bunları tekrar seçip 10 santimi düşüreceğim. Böyle daha iyi. Evet. Şimdi sövüler seçili durumda. Sadece bunları çizimde bıraktım. Burada hadi geri getireyim. Önce projeyi inceleyelim. Şurada pencerelerin orta kısmının biraz yukarısında birbirine bağlı durumdalar. O yüzden bizim de öyle modellememiz gerekiyor. Bunu yapmak için bunlardan herhangi bir tanesini seçip sağ tıklayarak Convert Editable Poly yapıyorum. Attach diyerek diğerlerini de buna bağlıyorum. Evet, tam karşıdan bakarak front görüntüye geçerek karşıdan bakıyorum ve Vertex moduna geçtim. Burada Slice Plane adında bir komutumuz var. Bunu çalıştırıyorum. Bunu perspektif ekranından bakalım. Şu yüzeyin geçtiği yerlerde F4'e basarak daha iyi görünebilir. Şöyle segmentler oluşturuyor. Nereden geçerse oradan bir segment oluşturuyor. Tabi taşıdığınız zaman segment de taşınıyor. Nerede oluşturmak istiyorsanız yeri belirledikten sonra slice'a basarak orada kalıcı olarak bir segment oluşturabilirsiniz. Ben şu anda dikey değil de yatay oluşturmak istediğim için hemen rotate aracını aktif hale getirdim ve x ekseninde 90 derece çevirerek şu yüzeyimi yatay konuma getirdim. Şimdi fronttan istediğim konuma da getirerek yaklaşık olarak şurası slice diyerek kesiyorum. Gördüğünüz gibi şurada kalıcı olarak bir segment kaldı. Ve şu anda slice plane'imi z eksenimde 10 santim yukarı taşıyacağım. Tabi bu şu anda z ekseninde taşımadı. Y ekseninde deneyelim. Evet.
10 santim yukarı doğru taşı da slice diyerek kesiyorum buradan da yine. Evet, kestikten sonra poligon moduna geçip şurada oluşmuş olan yüzeyleri karşılık olarak seçerek ve bridge tuşuna basarak şöyle birbirine bağlayabiliriz. Bunları da yapalım. Evet. Şunları bağlamayalım çünkü arada bir giriş kısım vardı. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Bununla bunun da bağlanması gerekecek. Ben öncelikle şuradaki yüzeyin x eksenindeki koordinatını kopyalayacağım. Kopyalayarak. Ve şunu seçip bir miktar extrude uygulayacağım. Daha sonradan bu yüzey şu anda seçili. Buraya da aynı koordinatı yapıştırarak aynı seviyeye gelmesini sağlıyorum. Biz burayı 10 cm extrude demiştik. Tekrar bir 10 cm extrude diyerek aynı seviyeye gelmesini sağlıyorum. Daha sonradan şurada oluşan yüzeyleri seçip bir iç tuşuyla birleştiriyorum. Şimdi aynı işlemi burası için yapacağım. Şuradaki yüzeyi seçtim. Şu anda y eksenindeki koordinatı kopyalıyorum. Sağ tıklayıp kopyalayabilirsiniz veya Ctrl C'ye de basabilirsiniz. Şimdi buradaki yüzeyi seçip bir miktar yine extrude dedim. Ve y eksenine az önce kopyalamış olduğum koordinatı yapıştırarak Ctrl V ile ve aynı seviyeye gelmesini, arkadaki yüzey ile aynı seviyeye gelmesini sağladım. Ve 15 santim yine extrude uygulayalım. Pardon, 10 santim uygulayalım. Ve şu yüzey ile şu yüzeyi seçip bir iç tuşuna basalım. Evet. Bunu bir miktar extrude uygulayacağım ama birleştirmeyeceğim. Çünkü arada bir çıkıntı var. Şu anda böyle kalsın. Duvarlar görününce onu da olması gereken yere taşırız. Hemen x ekseniyle Ctrl C. Extrude uygulayalım. Ve Ctrl V yaparak aynı seviyeye gelmesini sağlayalım. 10 cm extrude dedim. Bir iç tuşuyla birleştirdim. Evet, şimdi bunu hemen düzenleyelim. Buradaki koordinatı kopyalayalım. Ve buna yapıştıralım. Yine 10 cm extrude uygulayalım. Ve şunla şu yüzeyi bir iç ile birleştirelim. Evet, şimdi duvarları görünür hale getirebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi oluşturmuş olduk. Evet, şunları da dediğim gibi aradaki mesafeyi bilmediğim için duvarlar görünür hale geldikten sonra biraz duvarın içinde kalmasında problem yok. Bu şekilde düzenledim. Evet, görünüşlere bakalım tekrar. Bu söve miktarını yaptıktan sonra ekstradan dışarıdan şöyle bir çıkıntımız da mevcut. Hemen onu modellemeye başlayalım. Bu sefer yine söveleri yalnız bırakacağım ve iç taraftan şuradan başlamak üzere yine Z'ye dikkat edin. Z şuraya dik, şu yüzeye dik oldu. Şuradan başlayarak çizimimi yapıyorum. Evet, bu dersin ilk halini, yani villanın ilk modelleme halini kanalda bulabilirsiniz. İki parti şeklinde olmuş oldu.
Son çizmiş olduğumuz çizginin de hemen outline yapar kalınlığını verelim. Tabii önce corner yapmamızda fayda var. Evet, 15 santim kadar yükselt. Şimdi aynı işlemi bir de bu taraf için yapalım. Ve arka taraf, yan taraflar için yapalım. Evet, bunlar aynı ölçüde olduğu için tekrar çizmektense şunu buraya kopyalayalım. Şuradan bu özelliği kapatarak biraz daha rahat taşıma işlemini yapalım. Evet. Kopya ile kopyalanmış oldu. Sanırım biraz ölçüde farklılık var. Hemen düzeltelim. Şuradaki son noktadaki sondaki noktaları seçip şuraya taşıyarak sanırım hepsinde var. Şunları hemen şunları taşıyalım. Bunları da düzenleyelim. Aynı ölçüde olacağını düşündüm ama yapmamışız öyle. Şu fazla olan noktaları seçip siliyorum. Bunlara ihtiyacım yok. Aynı şekilde hemen burayı da düzeltelim. Evet, bunu da düzenledik. Evet, şu tarafta oluşturduk, bu tarafta oluşturduk. Son olarak burada da hemen yapalım. Yine line aracını aktif hale getirdim. Şu köşeden başlıyorum. Burası düz olduğu için hemen çizebiliriz. Evet, şuraya kadar. Şurada bitirdim. Yine vertex moduna geçip noktalarımı corner yapıyorum ve 15 santim dışa doğru attım. Şurada bir yanlış tıkladığımız nokta var. Geri alıp öncelikle şu noktayı olması gereken yere taşıyalım. Şuraya taşıyalım. Ondan sonra tekrar işlemi tekrarlayalım. Evet, doğru görünüyor. Şimdi sıra geldi şuraya. Buradan başladım. Evet, bu kadar. Şimdi buradaki modellerimi seçip çizgilerimi seçip yine extrude uygulayacağım.
ne kadar? 25 santim kadar olsun. Tabi burada kimisi dışa doğru giderken kimisi içe doğru gitti. Bunları hepsini düzenleyelim. Bunu seçip direkt taşıyorum şuraya. Şunu da seçelim. Bunu da buradan buraya taşıyalım. Evet, şunu seçelim. Bu zaten yerinde. Evet. Şimdi yapmam gereken bunları convert edip editable poly'ye çevirmek ve attach ile birleştirmek. Evet, şimdi hemen şöyle yapalım. Burada yine şuna sağ tıklayarak, snap'e sağ tıklayarak şuradaki ayarı açıyorum, aktif hale getiriyorum. Böylelikle poligon moduna geçip diyelim ki y eksenini de taşımak istiyorum. Y ekseni üzerine geldim ve direkt şöyle tıklayarak aynı hizayı bulabiliyorum. Bunu seçtim. Bunu da şunu da hemen x ekseni üzerine gelip şuraya taşıyabiliyorum. Burada çok hafif bir yükselti farkı oluştu. Bunları şu iki yüzeyi seçerek şu noktaları tabii önce z eksenini aktif hale getirmem lazım. Evet, z eksenini de aşağı doğru taşımış oldum. Hemen bu cepheye geçelim. X eksenini de şuraya geldi. Şunu seçip y eksenini de şuraya getirdim. Şu iki yüzeyi seçip z eksenini de şu aynı hizaya getirdim. Devam edelim. Extrude uyguluyorum. Extrude'e gerek yok aslında. Direkt x eksenini de şuraya getirsem yeterli. Aynı şekilde bunu da x eksenini de şu noktaya getirelim. Evet, dört bir taraftaki oluştu. Evet, bunu da hemen sövü renginde yapalım. Evet. Modelimiz oluştu. Şimdi burada görünüşlerdeki projeye bakarak bir de ekstradan bir kat silmesinin olduğunu görüyoruz. Kat silmesi için öncelikle şuradan bir kesit oluşturacağım. Snap 2.5'u açıyorum. Şu noktadan projeden kat silmesinin bir kesitini aldım. Evet, şöyle. Yalnız başlangıç noktası olarak, başlangıç noktası dediğimiz şu vertex'e geçiyorum. Şu sarı nokta başlangıç noktasıdır. Ben başlangıç noktası olarak aslında burası kalabilir. Çünkü ben yolu çatının hizasından çizeceksem eğer burası kalabilir. Tam böyle kalsın. Hemen perspektif ekranına geçiyorum. Evet. Şimdi de şunu yolunu çizeceğim. Yine line aracını aktif hale getirdim. Snap'ı aktif hale getirdim. Z'nin yukarı bakmasını sağladım. Şöyle çizmeye başlıyorum. Ve şuralarda tıklayalım. Evet, yolumuzu da çizmiş olduk. Tüm yol noktalarının corner olduğundan emin oldum. Evet. Şimdi daha iyi görünsün diye biraz yukarıda doğru taşıdım. Şunu da içe doğru biraz taşıyalım. Ve kat silmemizi oluşturalım. Bunun için hemen yolu seçiyorum. Buradan Modify List'ten Bevel Profili aktif hale getiriyorum. Ve Pick Profil diyerek kesitimizi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi oluştu ama yön olarak ters yönde oluştu. Bunu düzeltmenin yolu bevel profilin solundaki artı işaretini genişletip profil gizmoyu seçmek ve z ekseninde 180 derece çevirmek. Evet, şimdi snap'i açıp şu noktadan şuraya taşıyorum. Evet, kat silmemiz de oluşmuş oldu. Burada dikkat edin.
Şu anda kesitle kat silmesi halen birbirini etkiler durumda. Yani diyelim ki şunu taşırsam kat silmesi de değişecek. Veya şunu silersen kat silmesi de silinmiş olacak. Bundan kurtulmak için yani daha sonradan değişiklik yapma ihtimaliniz yoksa kesitte bunu convert edip poly'ye çevirerek bu bağlantıyı koparmış olursunuz. Kat silmesinde şöyle bir durum daha var. Hemen görünüşten bakalım. Kat silmesi şurada şöyle yükselip içe doğru devam ediyor. Biz oraya sanırım yanlışlıkla şey yapmışız. Çatı feneri yapmışız ama değil. Bunu düzeltelim. Öncelikle çatıyı yalnız bırakıyorum. Şu kısmı, alt kısmı seçip siliyorum. Aynı zamanda şu yüzeyleri de seçip siliyorum. Sadece çatının kabuk kısmı kalacak. Hemen şunları seçip silelim. Yani şu şekilde sadece örtü kısmı, kabuk kısmı kaldı. Ve projemizi geri döndük. Şunu seçtik. Vertex moduna geçiyorum. Biz yolu çizerken şuralara da tıklamış olduğumuz için şurada ekstradan segmentler attı. Bu da bizim için faydalı olacak. Çünkü yine ekstradan ortaya bir segment atıp o noktaları yukarı doğru taşımak istiyorum. Bunun için şuradaki kenarları seçip şuradaki kenarların hepsini seçip Connect ile ekstra bir çizgi oluşturdum. Halihazırda bu seçiliyken çizgilerim, segmentlerim seçiliyken şu noktadan tutup Z ekseninde tabi şu noktadan tutup yukarı doğru taşıyorum. Evet, gördüğünüz gibi modelimiz oluşmuş durumda. Burada tabi burası boş kaldı. Hemen orayı düzenleyelim. Bunu yapmak için de duvarı yalnız bırakacağım. Ve duvarda şu noktaya, tam orta noktaya bir nokta daha ekleyeceğim. Tabi duvara geri dönmek için, duvarın çizgilerine geri dönmek için şurada Edit Table Spline'a tıklamanız yeterli. Buradan da Vertex'e tıkladık. Şurada Refine tuşu var. Refine tuşuyla tekrar yeni bir nokta ekleyebiliyorsunuz. Tam ortaya, tabi orta noktayı da seçebilmek adına Snap'te şurada Midpoint'in işaretli olması lazım. Şuraya sağ tıklayarak açılan meridyen Midpoint'in işaretli olması lazım. Böylelikle şu çizginin tam orta noktasını yakalayabiliyorum. Şöyle bir defa tıkladım ve noktamı oluşturmuş oldum. Daha sonradan şöyle chamfer uygulayarak, şu nokta seçiliyken chamfer uygulayarak bu tek noktayı iki nokta haline getirmiş oluyorum. Evet, tekrarlayacağım. Şu uzaklık iyi sanırım. Benim şu anda ortaya bir noktaya daha ihtiyacım var. Bunu da hemen yine Refine tuşuyla oluşturuyorum. Daha sonradan şu ortadaki noktayı seçip Snap'i kapatıyorum. Şöyle yukarı doğru taşıyorum. Burayı kapatacak şekilde. Şu noktayı sola doğru taşıdım. Şu noktayı da sağa doğru taşıdım. Böylelikle duvarım orası kapanmış oldu. Şöyle bir duvar oluşturmuş oldum. Şu kat silmesini de hemen Söve renginde yapalım. Evet. Şu duvarı da duvar hangisi? Şu. Aynı malzemeden kaplasak iyi olacak. Sütunlarımızı da kaplayalım. Basamaklar için yeni bir materyal oluşturalım. Arkadaki basamaklara da aynısını atalım. Evet, böyle oluşturmuş olduk. Şimdi bu noktada şuralara biraz detay ekleyebiliriz. Bunu yapmak için ben şu basamak, yani şu sağanlık teras olan kısmı seçip bunu convert
editable poly olarak çevirdim. Attach yaparak her bir basamağı birbirine ekledim. Hatta arkadaki basamakları da buna ekleyebilirim. Şimdi bu basamak rengi, basamak rengini beyaz yapalım. Ve şu kısmı beyaz atamış olduk. Ama sağınlıkların ve basamakların üstünü farklı bir malzemeyle kaplayalım. Bunun için basamak üst diyerek bir yeni malzeme oluşturuyorum. Buraya renk de verebilirsiniz. Veya mermer, granit gibi malzemeler de kaplayabilirsiniz. Poligon moduna geçtim. Şu üstteki yüzeylerin hepsini seçip aynı şekilde arkadakileri de seçip malzemeyi attıktan sonra basamakların üzerine gelecek malzeme kalınlığı kadar, yani 3 santim diyelim, 3 santim kadar veya 2 santim diyelim, 2 santim kadar bir extrude uyguluyorum. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü oluştu. Hatta biraz şu kısımları çıkıntı yapmak isterseniz şunları da seçip arkadakilerini de seçelim. Bir miktar bunu da extrude ile yütelim. Biraz böyle yaklaşarak köşe noktalarını özellikle şeklin doğru olup olmadığını kontrol edelim. Şimdi extrude yaparken birçok yöntemle extrude yapıyor. Şu anda 2 santim girdim. Şuna basarak gördüğünüz gibi extrude yöntemlerini değiştirmemizi sağlayabiliriz. Bize en uygun olan şu anda bu. Eşit olarak gördüğünüz gibi. Bunda köşe noktaları ayrık. Bunda şu taraf daha sanki mesafesi uzun, şurası kısa kaldı. Buna basarak en uygun olanı seçtim. Bunu da dediğim gibi köşe noktasına yaklaşıp gözlemleyerek bulabilirsiniz. Onaylayarak işlemi bitirdim. Evet. Şimdi sıra geldi korkuluklarımızı oluşturmaya. Bunun için tabi buralara felforoji de yapabiliriz. Normal korkuluk da yapabiliriz. Evet. Korkuluk deneyelim. Buradan şu create menüsünün altında standart kısmını değiştirip AEC extended kısmına geliyorum. Burada railing kısmına tıklayarak korkuluk oluşturabilirim. Tabi ben korkuluğu oluşturmadan önce şöyle korkuluğun geleceği yerlere birer çizgi çizmek istiyorum. Şuradan başlayalım. Sütunun içinden geçebilir, hatta şuraya şöyle tıklayabiliriz. Şurada bitirebiliriz. Daha sonradan bir tane de şurada oluşturalım. Bir tane burada oluşturduk. Evet, bunlardan bir tanesini seçip, şu anda seçili olan bu, seçip AC extended kısmına gelip railing tuşuna basıyorum. Buradan pick railing path diyerek şurada çizmiş olduğum çizgiyi seçiyorum. Hemen yüksekliklerini ayarlayalım. Ayarlarına geçelim. Korkuluğum şu anda seçili. Modify menüsündeyim. Ve yükseklik olarak 90 yazıyorum. Aşağı doğru kaydırınca 3 tane bölüm var. Bunlar her biri farklı ayarı değiştirmemizi sağlıyor. Deneyelim. Bu en üsttekini denedim. Açtım. Şuraya basarak açtım. Ve sayısını artırıyorum. Bu demek ki yataydaki kayıtların sayısı. Bu şu anda yeterli. İkincisini açalım. Evet, bu da yeterli. Bu da bu son noktalar, yani köşe noktaları oluşturuyor. Bunları da kalsın. Son noktalar istersek biraz büyük yapabiliriz. Evet. Hatta en üstteki korkuluğunda biraz büyüklüğünü arttıralım.
bu şekilde oluşsun. Aynı şekilde hemen yine Rating tuşuna basıyoruz ve şunu seçiyoruz. Muhtemelen aynı ayarları saklayacaktır. Evet, son olarak şunu seçelim. Bunun mesafesi kısa olduğu için biraz değişiklik yapmamız gerekecek. Örneğin özellikle şu ikinci kısımdaki sayıyı düşürelim. Diğerlerinin değişmesine gerek yok. Şimdi bunu seçiyorum ve metal bir renk malzeme oluşturuyorum. Korkuluk diyelim. Rengi gri olsun. Bir de siyah yakın oldu. Bir de tabii yansıma, parlaklık verelim. Çünkü sonuçta metal. Ve biraz matlık kazandırmak için bunu biraz düşürelim. Bunun değerini biraz daha aşağı doğru çeksek iyi olacak. Evet. Sıra geldi çatı kısmına, kiremit kısmına. Kiremit için bir eklenti kullanacağım. Bu ücretsiz bir eklenti. Siz de indirip kullanabilirsiniz. Sanırım bununla ilgili bir video da hazırlamıştım. Sitede bulabilirsiniz. Çatı yapımıyla ilgili. Bunun ismi şu. Avi Studio Tools diye geçiyor. Atalis diye isimlendirilmiş. Bunu dediğim gibi kanalda sanırım vardı. Oradan da bakabilirsiniz. Bunu seçtikten sonra şu çatıyı hemen önce bunu yapalım. Şunu seçtik. Atalis aracını aktif hale getirdim. Şuradan bunu ve 4.4'ü işaretliyorum. Snap'i açtım. Şu köşeden başlıyorum. Şuraya kadar bir çizgi oluşturdum. Sonradan yukarı doğru da aynı zamanda bir çizgi oluşturdum ve sağ tıkladım. Evet. Bunu tekrarlayacağım. Sanırım şuna ihtiyacım yok. Evet, tekrar. Şuradan şuraya bir çizgi oluşturuyorum. Tabii bunu oluştururken dikkat edeceğiniz şey şu. Mouse'u tıkladıktan sonra mouse'u bırakmıyorsunuz. Şu anda ben sol tuşu bırakmıyorum ve şu noktaya getirdim. Bu noktaya getirdikten sonra sol tuşu bırakıp şöyle yukarı doğru hareket etmesini sağlıyorum. Evet, şu köşe fazladan oluştu. Bunu tekrar bir deneyelim. Evet, tekrar deniyoruz. Şuna bastık. Şurada sadece bu işaretli olsun. Ve Z eksenine dikkat edin, yüzeye dik. Şuradan tıkladım. Mouse'un sol tuşunu bırakmıyorum. Şu köşeye geldim. Şu üst noktaya tekrar tıkladım. Son olarak sol üst köşeye tıklayarak işlemi bitirdim. Şimdi burada yaklaşarak çatının şeklini değiştirdim. Modify penceresine geçip şuradan farklı bir çatı şekli seçiyorum. Evet, bizim için uygun olan hangisi ise şu anda aşağı ve yukarı ok tuşlarına basarak şuradaki ayarların değişmesini sağlıyorum. Evet, şu anda iyi. Bunu hatırlayalım. Hangisini kullandığımızı hatırlayalım. Çünkü diğer çatılarda uyumlu olsun diye aynısını kullanacağız. Bunu yaptık. Şimdi geri getirelim modelimizi ve diğer çatı kısımlarını da oluşturalım. Evet, şunu yalnız bırakıyorum. Yine çatı aracımızı aktif hale getirelim. Evet, buradan başlayalım. Şu yüzeye dik olmasına dikkat edin. Şuradan şuraya kadar çizim yaptık. Evet. Yine tam olmadı istediğimiz gibi. Evet, bunda şunu deneyelim. Bunu iptal edip sadece şu olsun. Evet, bu daha iyi sonuç verdi. Şimdi burayı deneyelim. Evet,
Bunda da herhalde şu uygun gelecektir. Maalesef. Tekrar deneyelim. Yine bu işaretli. Şurada Z'nin şu yüzeye dik olmasını sağladım. Buradan başlıyorum. Mouse sol tuşunu bırakmıyorum. Evet, şöyle geldim. Şu noktaya tıkladım. Ve tekrar şu noktaya tıklayarak işlemi bitirdim. Aynı şekilde burası için yapalım. Evet, ters köşeden başladık. Şuradan başlayalım. Şöyle bir şekil oldu. Tekrar deneyeceğiz. Bu eklentinin aslında ücretli bir versiyonu var. Şu anda ben ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Siteden indirebilirsiniz. Ücretli versiyonunda tek tıklamayla çatının hepsini oluşturabiliyorsunuz. Oluşturamadık. Bu sefer şunu seçelim. Evet. Böyle oldu. Gördüğünüz gibi üç tarafını da kaplamış olduk. Şimdi ben şurayı örnek olarak yapacağım. Burayı. Diğer kısımlarını kendiniz aynı şekilde yapabilirsiniz. Burayı da yapıp dersi tamamlayacağım. Tabii birkaç çatı ile ilgili detay da ekleyeceğiz. Ama aynı yöntemi kullanarak tüm çatıları siz de yapabilirsiniz. Şu anda bir çatı feneri olduğu için çatının şu kısmını boşaltmamız gerekiyor. Bunun için line aracıyla ben ekstradan buraya bir çizgi oluşturuyorum. Evet. Yine bunu noktalarını corner yapalım. Köşe olsun. Daha sonradan şuraya hemen çatımızı oluşturalım. Şu bölge için. Öncelikle böyle bir deneyelim. Şuradan şuraya bastık. Evet, yine olmadı. Evet, bu sefer oluşturdum. Şimdi bu kısmı boşaltmak için çatıda ne yapıyoruz? Çatıyı seçiyoruz. Modify kısmından şu Advantage Tools kısmından Pick kısmına tıklayarak şuradan şu az önce oluşturmuş olduğum çizgiyi seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi o kısmı çatı olarak boşalttı ve çatı fenerimiz oluşmuş oldu. Daha sonradan siz isterseniz şuralara ekstradan çatılar kaplayabilirsiniz. Hatta bir tanesini yapalım. Tabii şunu yalnız bıraksak daha iyi olacak şimdilik. Yine komutumuzu çalıştırdık. Bu sefer tersten, yani aşağıdan değil yukarıdan başlayarak çizeceğim. Şuradan başladım. Sola doğru gittim. Aşağı doğru da tıkladım. Evet, tekrarlayacağım. Evet, çatımızı oluşturduk. Tabii burada şöyle bir durum var. Ben daha önceden şunun yönünü değiştirmiştim. Siz ilk oluşturduğunuzda şu çatı aslında şu yöndedir. Yani tersten oluşturduğumuz için çatının yönü, kiremitlerin yönü terse bakacaktır. Neden? Çünkü çatıyı tersten oluşturduk. Şuradan başlayarak oluşturduk. Sizde böyle görünecektir. Bunu düzeltmenin yolu şu. Çatıyı seçtikten sonra şuradan yine Advantage parametreler kısmının altında hizalama kısmının altında rotate kısımları var. Şunu 180 derece çevirerek çatının yönünü
değiştirmiş olduk. Yani baktığı yönü değiştirmiş olduk. Burada da böyle bir çıkıntı oluşuyor. Bunu da şuradaki offset miktarını da düzelterek, ben burada yüz değerine buldum. Sizde farklı bir değer olabilir. Yüz değerini yaparak bu kısmı da düzeltebilirsiniz. Evet, şunu hemen simetrisini alalım, kopyalayalım. Çatımızı geri getirelim. Şimdi burada birkaç daha detay ekleyip dersi bitirelim. Öncelikle şu çatıların birleşim noktalarına birer kiremit daha çizmemiz gerekiyor. Bunu hemen sağlayalım. Komutumuzu aktif hale getiriyoruz yine. Bu sefer şuradan XY düzlemi değil de sadece Y düzlemini seçiyoruz. Ve Snap'i açtım. Şu noktadan şöyle şu noktaya birer çizgi oluşturuyorum. Böylelikle orayı direkt kapatmış oldu. Hemen tekrar deneyelim. Şu noktadan başladım. Aşağı doğru oluşturmuş oluyorum. Evet, siz de bunu deneyerek aynısını yapabilirsiniz. Şu köşeden başlayalım. Şöyle oluşturalım. Sonuncusunu biraz aşağı doğru taşıyabiliriz. Evet. Diğer kısımları da bu şekilde oluşturup çatınızı tamamlayabilirsiniz. Ben ekstradan şu kısmı çatının şu kat silmesi kısmını biraz dışa doğru genişleteceğim. Çünkü çatının şu kiremit kısımlarının görünmesini istemiyorum. Şunları seçip 10'ar santim kadar düzenleme yapacağım. Dört bir tarafta yapalım ki uyumlu olsun. Evet. Bu şekilde modeli oluşturup tamamlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın. Aynı zamanda yeni derslerden haberdar olmak için abone de olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.